Bak yemin ediyorum senin gibi kardeşim olduğu için o kadar şanslıyım ki. Vallahi billahi var ya, şu okulda adam gibi adam sen vardın. Onları madara ediyordun. Onlar da yok artık. Eğlenemiyorsun. Hakkını veriyorum kardeşim. Futbolun daimisin. Adamsın lan sen. O değil de bugün magazin futbola karşındayım. Ronaldo'nun evi soyulmuş. Aynen doğru duydun. Ronaldo'nun evini soymuşlar. Adamlardaki cesarete bak. Ama videoyu geçmeden önce senden bir like isteyeceğim. Emeğe saygı kanka biliyorsun. Onun dışında abone değilsen mutlaka abone ol. Çünkü sana burada ihtiyacımız var, haberin olsun. Direkt hemen videoya geçiyoruz, magazine başlıyoruz. İşin tuhafı ne biliyor musun? Şimdi bu hırsızlar biliyorsun ki eşya çalmak için giriyor. Ama işin tuhafı şöyle bir şey var. Douglas Costa, biliyorsun Juventus'ta oyuncuydu. Onun evini soymuşlardı. Aynı taktikte Ronaldo'nun evini soyuyorlar. Ama hangi evini soyuyorlar? Adamın 10 tane evi var. Acaba soyduğu zaman diyor mu? Hangi ev lan? Ha, hangi ev? Orada benim evim vardı. Vallahi. Ne zaman almıştım falan diyordur yani büyük ihtimalle. Şimdi dostlar size adamın nasıl soyduğunu anlatıyorum. Adam Ronaldo'nun evine gelmiş. Kapıyı çalmış, demiş ki ezber çime. Öyle deyince adamı içeri almışlar. Adam da soymuş. Tabii ki öyle bir şey yok. O değil de bu Ronaldo'nun başı bir türlü dertten kurtulmuyor. Ulan bir lokma döktür, bir kurban kestir ayına pezevenk. Başın dertten kurtulmuyor. Kardeşim hep sen bana diyordun ki hep ayakkabı, hep ayakkabı. Benim ayakkabım var ama tuttuğum takım forması yok. Formalar çok pahalı. Forma alamıyorum diyordun kendime. Ben de sana forma çekilişi yapıyorum. Tuttuğun takım formasını hediye edeceğim. Tek yapman gereken açıklama kısmındaki verdiğim Futbol Sokak kanalına abone olmak. O kanala abone ol, daha sonra forma çekilişine katıl. İnşallah o forma sana çıkar. O forma da sana çok yakışır kardeşim benim. Çekilişi hepinizi bekliyorum. Hadi devam edelim. Portekizli yıldızımızın başı bir tür dertten kurtulmuyor. Şimdi sen diyorsun ki ulan adamın o kadar parası var. Bu adamın ne derdi olabilir ki? Haklısın. Böyle düşünmeni gerektirecek birçok konu var. Ama şöyle söyleyeyim sana. Adamın başı tecavüz davasıyla ilgili dertti. Bu da ne demek yani, sana şöyle söyleyeyim. Zamanında kadının biriyle otel odasına gidiyor falan filan. Sözde işte kadın orada tecavüze uğramış Ronaldo tarafından. 10 sene sonra falan filan kadın buna dava açıyor. Ben de bu konu hakkında 2 tane video yaptım ama ikisini YouTube kaldırdı ne hikmetse. Yani böyle bir iftira da olabilir, gerçek de olabilir. Onu bilen yok şu anda. Şu anda mahkeme sürüyor. Onun yarısına adamın evi de soyuldu. Gerçi adam için koyacağını sanmıyorum yani. Adam birçok parası var, birçok evi var falan filan. Zaten bu adam bu evi karantina döneminde İşte komple adaya almıştı. Adadaki ev soyulmuş. Nasıl olduysa, nereden buldularsa falan filan. Adamın adadaki evini soymuşlar. Okyanus'un adasındaki evini soymuşlar. Düşünebiliyor musun? Yani adamlar bu kadar profesyonel. İşin tuhafını söyleyeyim mi sana kanka? İşin tuhafı gerçekten komik ama bir o kadar da trajedik. Yani şöyle söyleyeyim sana. Ronaldo'nun hizmetçisi sözde hırsızlara yardım etmiş. Yani hırsızlarla evi soyması için işbirliği yapmış. Kırışmışlar parayı sözde ama... Bu hırsız ne almış? Hemen sana bunları aktarmam gerekiyor. Sen bunu merak ediyorsun gerçekten. Onun farkındayım. Polisler yaptığı açıklamada şöyle bildirmiş basına. Yaptığı araştırmalar sonucunda parmak izleri falan filan, kamera kaydı, cart çurt falan filan, Inter Milan. Demişler ki maddi değeri çok fazla olmayan eşyalar almışlar. Ama bu buzdağının görünen yüzü. İmzalı bir form almışlar. Bu formun değeri sözde 200 bin euroymuş. Onu geçtim, bir miktar nakit para almışlar. Ve tabii ki de eşyaları almışlar. İşte bildiğiniz... Çanaktır, çömlektir falan filan ama bunu kara borsada güzel bir paraya okutabilirler bence. Yani adamlar iyi iş çıkarmış. Ama tabii ki de güvenlik güçlerinden kaçış yok. Şak demiş, kimliklerini tespit etmişler. Şu anda aranıyorlar. Aranıyorlar dayıcım. Her yerde aranıyorlar. Ulan sen koskoca Ronaldo'nun evini soyacaksın. Haram yiyeceksin. Buna da diyecekler ki buyur kardeşim ye. Olmaz öyle pasta. Dostlar aldığım bir kesin bilgiye göre... Bir dakika Necdet. Evet Necdet. Dinliyorum seni. Tamam. Tamam Necdet. Defol git Necdet. Tamam Necdet. Dostlar Necdet diyor ki ha tamam Necdet, tamam. Tamam tamam hadi. İki ekmek tamam. Necdet diyor ki ilk gelirken iki ekmek al. Pardon ne iki ekmeği ya? Necdet diyor ki hizmetçi hırsızlara yardım etmiş. Onları garaj kapısından içeri almış. Çaktırmadan, kimseyi görünmeden evden biri sızmış yani. Daha sonra parayı kırışmışlar. Polisler yaptığı araştırmalarda, kamera kayıtlarında hizmetçinin kesin olarak parayı kırıştığını düşünüyorlar ki şu anda kimlikleri tespit edildi. Onları hepsini alacaklar, ifadeye çekecekler. Peki sen diyorsun ki kardeşim yani hizmetçi nasıl yardım etmiş olabilir ki? Orada güvenlik yok mu, efendime söyleyeyim biri yok mu yani? Bomboş bir adada bir tane kadın bir tane ev mi var diyorsun falan filan. Şöyle söyleyeyim, elbet adada evler var, zengin insanların evleri var. Onlar hırsızları fark etmiş, aramış. Ama polisin hizmetçiden şüphelenmesi şöyle bir konu. Garaj kapısı açıkmış. Hani garaj kapısı sonuna kadar açıkmış. Tabi hırsızlar da diyor ki oh diyor ne güzel hala diyor, garaj kapısı açık diyor, giriyor. Sence bunu bir polis yer mi? Garaj kapısı nasıl açık olabiliyor? İçeride Tofaş mı yatıyor? Veya şöyle söyleyeyim, böyle bir güvenlikte evde garaj kapısı nasıl açık olabiliyor?
gerçekten tuhaf. Sezon öncesinde şöyle bir şey olmuştu. Douglas Costa'yı biliyorsunuz. Juventus'un futbolcusu. Şu anda Bayern Münih kiralandı. Şöyle söyleyeyim. Adamın 300 bin liralık malzemesini götürmüşlerdi. Aynı bu taktikle. Bu taktikle Ronaldo'nun evini de soydular. Bunlar demek ki teşkilat. Dostlar, Ronaldo'nun soyulan evi var ya, tamı tamına 7 katlı. 7 katlı bir mücevher evi gibi yani, düşünün. Ve okyanusun ortasında. Manzara muazzam zaten. Bir adada. Adam adayı almıştı. 20 gün sonra diyordu ki oğlumla keşfe çıktık adamızı. Adayı almış, keşfe çıkıyor. Ben de karantinada odadan git gel yaptım. Aradaki farka bakar mısın? Ama neyse dostlarım ya. Biliyorsunuz zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış. O yüzden konuşmaya gerek yok. Ronaldo kardeşimize, terminatörümüze geçmiş olsun diyoruz. Ne kadar koyarsa tabii ona. Yine de geçmiş olsun. Böyle şeyleri tabii ki de desteklemiyoruz. Yani haram mal hayır getirmez. O yüzden inşallah bir an önce emniyet güçleri onları yakalar ve cezasını çeker. Hizmetçiye ne olacak ben de çok merak ediyorum açıkçası. Ama göreceğiz. Haberlerini vereceğim. Aynı zamanda Ronaldo'nun tecavüz davası ile ilgili video çekmemi istiyorsanız mutlaka yorum kısmına yazın. Başka bir videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Mertcan Karadeniz Ailesi. Allah'a emanet olun.